Bilin Bakalım programına hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli çocuklar, değerli gençler. Bugün size büyük İslam alimi El Ceziri'yi anlatacağım. Buyurun. 13. yüzyıl dahilerinden El Ceziri, Artuklu Sultanı'na sunduğu Kitab-ı Hiyel adlı eserinde 50 kadar çeşit sibernetik aletin tanıtımını yapar ve nasıl çalıştığını anlatır. Büyük İslam alimi El Ceziri, hem dekoratif hem de işlevsel karmaşık otomatik aletler konusunda çok kabiliyetli biriydi. El Ceziri'nin bu icatlarından bazıları sergimizde bulunmaktadır. Şimdi gelin sergiyi beraber gezelim. El Ceziri'nin imal ettiği bu filli su saati zamanı göstermesinden çok görselliği ve işleyişiyle kendine hayran bıraktırır. Bu saatteki tasarım başkasında görülmediği için El Ceziri'nin sembolü haline gelmiştir. El Ceziri'nin yaptığı bu tavus kuşu çeşmesi, içinde akşam yemeğinde misafirleri eğlendiren, onlara sabun ve havlu sunan hizmetçileri barındıran gelişmiş bir el yıkama cihazıdır. Yani saray misafirleri saraya gelir, yemeklerini yedikten sonra ellerini tavus kuşunun gagasından akan bu suyla yıkarlar. Robotik uygulamaların öncü örneklerinden olan El Ceziri'nin bu icadı, 13. yüzyılda abdest almak isteyen insanlar için adeta mucizevi bir icat olmalı. İşte bakın, ibriyle, aynasıyla, havlusuyla mucizevi bu icat nasıl çalışıyor? Eyvallah üstadım. El Ceziri'nin tek kepçeli makinesinin yanındayız. Bu makinenin en büyük özelliği tarihte krank milinin kullanıldığı ilk makine olması. Şimdi gelin tek kepçeli bu makine nasıl çalışıyor size göstereyim. İşte bakın, yatay dişlinin krank miliyle etkileşime giren hayvan tarafından nasıl döndürüldüğünü izleyin. Krank mili suyun içindeki kepçeyi dönüşümlü olarak indirip kaldırmaktadır. İşte kepçe tarafından alınan su bu oyuktan geliyor ve aşağıdaki bu mekanizma sayesinde alt kanala akıyor. El Ceziri'nin su tulumbası. Bu acayip makina, içten yanmalı modern motorlardaki piston ve silindirlerdeki aynı mekanizmayı kullanmaktadır. İşte bakın, pistonlardan biri suyu emerken diğeri de dışarıya itmektedir. Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde büyük İslam mucidi El Ceziri'yi anlattık. Evet, bunu ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buraya, yani Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine hepinizi bekliyoruz.